Herkese selamlar dostlar. 11 Kasım 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Sizlere 6 tane mücadele seçtim. Anlatacağım. Videonun sonunda da bir tane ikili kombin önerisi yapacağım. İsteyenler kombini isteyenler de aralarından mal seçip değerlendirebilir. 3-4 gündür bildiğiniz üzere video çekmiyorduk. Çünkü bülten kısıtlıydı. Katıl grubunda biz denemeler yaptık. Oradan ilerledik. Oradan da bahsedeceğim. Şimdi sizlere rapor olarak göstereceğim. Öncelikle en son iletişim paketinde verdiğim kombine gelsin ekrana görsel. Ekranda da gördüğünüz üzere arkadaşlar iki maçı kombine olarak katıl grubuna özel olarak çıkardığım mücadeleydi. Leipzig'in KG varı, Beşiktaş mücadelesinin KG varını verdim. Yine böyle 30 kişi, 50 kişiye falan attım ben bu mücadeleyi bu pakette olanlara. Ki katıl grubunda da zaten vermiştim bu kombineyi. Fakat iletişim paketinin faydası neydi? Yüklü girecek maçları ben özelden bizzat atıyorum. Son 2'dir de zaten arkadaşımız da yazmış. 2'dir verdiğim kuponlar da geldi. Biz burada bin atıyoruz, 1500 alıyoruz, bin atıyoruz, 2000 alıyoruz şeklinde ilerlediğimizden dolayı hatta yazdım herkes güzel bir şekilde yanıtlar da vermiş, onu da koydum. Sağ tarafına Atakan'ın, Görkem'in, Orhan'ın, Oğuzhan'ın, Emre'nin verdiği yanıtlar zaten. Burada eline sağlık almışlar. eyvallah. Son ikidir verdiğim iletişim kazanıyor. Dediğim gibi avantajı Whatsapp'tan iletişime geçmesidir. O gerçekten güzel bir avantaj olduğunu belirteyim. Geçelim raporlar. İki gündür biz ne yaptık ondan bahsedeyim sizlere. Şöyle onu da açayım hemen ekrana. Ekrana gelsin tekrardan. Şöyle ben de ekranımı açayım. 7 Kasım'da arkadaşlar çok güzel bir futbol kombinesi çıkardım. Helsin Helsin mücadelesiyle Fransa Ulusal Lig'den bir mücadele aldım. 2 33'lük bir kombine yaptım. Attım dedim ki yani günün tek kombinesidir. Değerlendirelim dedim bu mücadeleyi. Tek kombine attık. 2 33'lük orandan çok güzel bir şekilde kazandık. Dün de vardı aynı şekilde. Dün de biz aynı şekilde biz ne yapalım dedik. Dedik yine bir kombine çıkartalım. O kombineden ilerleyelim şeklinde ilerledik. Kombinede de arkadaşlar fut, futbol maçları vardı fakat süt kupası maçları vardı. Yani İngiltere'nin torsi kupası. Ne ben yani o maçları kupa maçlarına oynamam beni bilirsiniz. Ondan dolayı basketbol oynadım. Araştırma yaptım. Şöyle ekranda da gördüğünüz üzere iki sayıya yattık. Galatasaray'ın 83.5 üstünden yattık. 82'de kaldı. Ee, Manresa de İspanyol takımı onun mücadelesi geldi. Karşıya yakayla oynadı. Yani iki sayıya dün de az daha alıyorduk. Bu da böyle bir rapor. Şimdi ekrandan şöyle göstereyim. Katıl grubunu göstereyim sizlere bir de. Katıl Telegram grubunda mesela ben zaten nasıl kupon vermişim onu bir göstereyim sizlere. Burada verdiğim 7 Kasım'ın verdiği kombine bu zaten şöyle. Açıklama yaparak araştırdığıma dair burada sizlere zaten yazı atıyorum ki bu yazıyla aklınıza yatsın. Sizler de oynayabilirsiniz. Yani sizlerin de aklına yatırmaya çalışıyorum. Yani kuru kuru yamaç verirsem olmaz. Burada da ben size dediğim gibi yazı yazaraktan verdim. Bu zaten rahat bir şekilde geldi. Yani güzel bir şekilde geldi. Değerlendirdik. Değerlendirenlere tebrikler. Katıl grubuna gelmek isteyenlere paketten bahsedeyim hemen seviyelerden. Abone ol yanında katıl var. iOS kullanıcıları bilgisayar üzerinden veya Android bir telefon üzerinden katılmaları gerek. Katıla tıkladıkları takdirde burada bir video var. Bu videoyu girişi oynat dediğiniz takdirde izleyebilirsiniz. Onun dışında Telegram grubu var. 30 TL'liktir bu grup. Burada ana Telegram grubumuz gün ideal kombineleri ve canlı maçlardan bulunabilirsiniz. Onun dışında Telegram yüksek oran grubunda ise yüksek oran mücadeleler mesela Avrupa mücadeleleri var. Onlara Dünya Kupası elemeleri Onlara güzel yüksek oran denemeleri yapacağız. Orada yüksek oran maçları görebileceksiniz ekstra Telegram gruplarında bulunabileceksiniz. Her şey dahil iletişim grubunda ise her, her gruba zaten dahil olabiliyorsunuz. Ayrıca WhatsApp iletişim numarası da mevcut. Orada girdiğiniz zaman da zaten WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Ve siz atarsanız da ben zaten sizleri kayıt edeceğim bura gruba girenlerde. İsterseniz geçelim maçlara hemen. İlk mücadelemiz Gürcistan İsveç mücadelesi. Sizden ricam arkadaşlar videolara yine aynı şekilde güzel seviyelerde like atmanızdır. Artı 500 üzerine like gelirse sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin diyelim. İlk mücadelemiz İsveç mücadelesi. Ben bu Dünya Kupası elemelerinde son maçlara geldiğimizden dolayı son maçtan bir önceki maçlar. Burada takımların gerçekten en ideal kadrosunu çıkarmasını ki zaten öyle maçları aldım mesela genellikle olarak. Gruptaki yerleri benim için çok önemli. İsveç takımı burada eğer Gürcistan'a karşı galip gelirse gruptan lider çıkmayı garantiliyor. Gürcistan'la oynadığı ilk maçta galip de geldi açıkçası. 1-0 kendi evine geldi ama oyun dengeliydi. Yani ben bu maçı normalde kombineme koyardım. Fakat kombineme almadım bu mücadeleyi. Fakat güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. İsveç tarafındayım. İsveç bu mücadeleyi direkt liderli alıp bitirmek isteyecektir diye düşünüyorum. En azından istemeli diye düşünüyorum. Kadro kalitesi olarak da zaten iyi bir kadroya sahipler. Gürcistan'ın iki gömlek, üç gömlek üstü diyebilirim ben. Gürcistan'ın bir hedefi kalmadı. Ben burada İsveç takımının kazanırını bekleyeceğim. Fakat İsveç takımı yani bir yerden sonra oyunu duraklatıyor. Kazanırsa 4.5 altında kazanır diye düşünüyorum. Onun da oranı 1.45 gibi oranından idealden değerlendirme yapabilirsiniz diyerekten de bu mücadeleyi geçeyim. Rusya ile Güney Kıbrıs mücadelesi çok güzel maçlardan bir tanesi bu. Rusya'nın ben kazanmasını bekliyorum. Çünkü gruptaki yeri kazanmasını gerektirdiğini söylüyor yani. Eğer Rusya bu maçı yenerse Son maça kalacaklar Hırvatistan'la. Hırvatistan'la oynayacağı önemli bir mücadele var. Rusya'nın Güney Kıbrıs'ı kendi evinde yenmesinin kadar normal bir şey zaten yok. Fakat nasıl kazanır diye baktığımız zaman da biz o yönden değerlendirme yapmalıyız diye düşünüyorum ben. Rusya'nın burada ben Güney Kıbrıs'a karşı ilk yerden galip gelmesini bekliyorum. Fakat oranı nasıl attırırız diye baktığımız zaman da oran attırması da zor. Güney Kıbrıs'ın gol bulması belki yani çok zor düşünmüyorum ben. Güney Kıbrıs'ın zaten açıkçası bir hedefi de yok Güney Kıbrıs'ın. Burada Rusya'nın kendi evinde kesinlikle kazanması lazım. İlk yarıdan kazanırı belki denenebilir diye düşündüm idealden. Onun da oranı 1.39 gibi oran açmışlar. i̇lk yarıdan bir, tane en azından bir tane sallar diye düşünüyorum. Ki sallayamazsa ikinci yarı mutlaka Güney Kıbrıs canlıdan değerlendirir Rusya'nın galibiyetini. Çünkü Rusya'nın burada rotası direkt galibiyet olacaktır. Gruptaki son maçta Hırvatistan mücadelesine bırakmak için ilk yarıdan bir galibiyeti idealden alınabilir. Daha türlü bir oran yakalaması zaten bu mücadelede zor. İrlanda Portekiz mücadelesi çok güzel maçlardan bir tanesi. Ben de kombinemi aldım. Bu maç neden güzel ondan bahsedeyim. Portekiz arkadaşlar bakın 6 maç var. Sırbistan'ın maç fazlası var. Eğer bu maçta galip geldiği takdirde Portekiz milli takımı burada e, zirveye oturuyor. Beraberlik de gerçi herhalde. Fakat ben Portekiz milli takımı burada galip gelmesini bekliyorum. Jota olsun, Ronaldo olsun kendiliklerinde, kendi takımlarına gerçekten çok iyi işler çıkartıyor. Son zamanlarında Portekiz milli takımı genel olarak zaten formdayken kendi oyuncular kendi takımlarında da ne kadar formlu olduğunu biliyoruz. İrlanda ile oynayacaklar. İrlanda'nın bir hedefi var mı diye baktığımız zaman da hedefsiz bir İrlanda takımı var. Zirveye oynayan bir Portekiz takımı var. Ben Portekiz'in burada atacağı iki golü değerlendirdim. Ronaldo da Instagram'dan gönderi yapmış mesela. Evime döndüğüm için çok mutluyum şeklinde falan pistan. Burada Portekiz'in atacağı deplasman 1.5 üst. Yani atacağı iki golü değerlendirirseniz idealden almış olursunuz. Ronaldo'cuyum. Ronaldo oynar diye düşünüyorum. Aynı şekilde zaten Bruno Fernandes gibi isimler de Joao Cancelo gibi isimler zaten Portekiz'in kadrosu. Özellikle Cancelo'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Manchester neler neler yapıyor. O yüzden buradan Portekiz'in atacağı iki golü değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Hırvatistan Malta mücadelesi. Yine kazanması gerektiğini düşündüğüm maçlardan bir tanesi. Eğer bu maçta zaten Hırvatistan puan kaybederse son maçta Porto, son maçın bir anlamı kalmaz. Portekiz Hırvatistan bu maçı Malta'ya karşı kazanması gerekiyor. Malta da direnç gösterecektir, defans yapacaktır. Ben Portekiz'in Hırvatistan hücum hattını çok fazla beğenmiyorum açıkçası. Galip gelir fakat nasıl galip gelir? 3.5 altında veya 4.5 altında. 4.5 altına gerçi güzel oran açmamışlar. Hırvatistan'ın galibiyetini alalım. Fakat 4 3.5 altında yaparsak oranı 1.62'ye kadar çıkarmış oluruz. Yani bu maçın alırı, oluru bu gibi. Hırvatistan dediğim gibi zaten almak zorunda. Canlıdan mutlaka değerlendirilmesi gereken maçlardan bir tanesi. Ben Hırvatistan'ı burada zaten alır fakat 3.5 altında alırını değerlendirelim isterseniz. Çünkü daha türlü bir oran yakalaması ciddi anlamda zor. 1.5 üstüne bir 15 açmışlar. 4.5 altına 1.29 açmışlar. Sağlamcılar 4.5 altında 2 yaparsa daha garanti olabilir bence. Ama idealden 3.5 altına 2 yapabiliriz. Almanya ile Liechtenstein mücadelesi. Ben bu ikilinin ilk mücadelesinin 90 dakikasını izledim. Ben Almanya'yı seviyorum. az seviyorum? Bayern Münih edası veriyor bana. Bayern Münih edası verdiğinden dolayı futbolları çok hoşuma gidiyor. Fakat ilk maçta Liechtenstein öyle bir savunma yaptı ki yani girmeyecek pozisyonlar, yani girecek pozisyonları girdirmediler. Hatta Almanya'nın ilk maçta 15 tane korneri var bakın. Çok fazla zaten full rakip kalede oynadılar. Ki yine aynı şekilde rakip kalede oynayacaklardır burada. Fakat oran olarak baktığımız zaman da gerçekten zor. İlk baştaki liste işte ben burada asıl önemli olan mevzu tamamen şu. İlk iki golün hangi dakika aralıklarında geleceği çok önemli Lichtenstein kalesinde. Çünkü Lichtenstein o zaman savunmayı bırakabilir yani. Ee, ama asıl önemli olan burada Lichtenstein'ın zaten tamamen savunma yapması. Almanya'da belli olmuyor. Ka açıklanan kadroya baktığımız zaman da zaten zaten ee, ideal kadrosu yani bildiğimiz Almanya'nın o kadrosunu açıklamışlar. Gruptan çıkmayı da garantilemiş bir Almanya varken ben en üst baremden alt alırım diye düşündüm. 6.5 altın oranı 44 gibi ideal oranı açmışlar. Ya 6.0 bitsin 7 bitmesin diyorum. Ondan dolayı ben burada 6.5 altı değerlendireceğim idealden. İsteyenler de, isteyenler de bu yönde öneri yaparım. Son maçımız Romanya-İzlanda mücadelesi. Kombine aldığım maçlardan bir tanesi. İzlanda arkadaşlar son maçında kazandı. Kazanırken de beni şaşırttı açıkçası. E, işte aynı karşı kazandı. Normalde İzlanda'nın yani 4-0 galip gelmesini beklemiyordum açıkçası o maçta. Çünkü İzlanda'da problemler var. Romanya milli takımı benim beğendiğim milli takımlardan bir tanesi. Romanya kendi evinde oynadığı sadece Almanya maçı hariç diğer maçların hepsini kazandı. Ermenistan'ı yendi, Makedonya'yı yendi kendi evinde. Demem o ki Romanya milli takımı kendi evinde iyi oynayabiliyor ki. Şu an zaten bakın 13 puanda Arkasında iki takımın 12 puanda. Yani bir puan kaybında hemen ikincilikten düşebilirler. Eğer Dünya Kupası'na gitmek istiyorlarsa bu maçı kendi evinde mutlak kazanmaları gerekir diye düşünüyorum. İdealden Matsuri biri zaten direkt alabilirsiniz. Zaten Romanya milli takımda tanıdık isimler de var. Çikil Dağ olsun. Rangers'ta oynayan Hacı olsun. Kaliteli isimler var. Ben fakat şöyle aldım. 4.5 altında bir yaptım. 1.60 gibi orandan. Yani değer diye düşündüm. Çünkü Romanya milli takımda çok fazla gol atan bir milli takım değil kendi evinde oynadığı maçlar da zaten 1-2 yani 2-0'ı 1 0 bandında bittiğinden dolayı böyle bir şey yaptım. 4.5 altını öneririm sizlere. Değerlendirmek isteyenler değerlendirirse. Fakat ben kombineme direkt Masson'u 1 olarak 1.41 gibi orandan ekledim. Şimdi ekranda kombineyi görüyorsunuz. Ben dedim ki Portekiz'in atacağı 2 golü bir değerlendirelim dedim. Onu öyle bir aldım zaten. Onun oranı zaten 1.39 bandında bir oranı var. Ben dedim Portekiz Ronaldo ile birlikte ideal kadrosuyla çıkıp ki zaten liderle oynuyorsa burada ben İrlanda'ya karşı iki tane atar diye düşünüyorum. Yeni anda Romanya mücadelesini koydum çünkü Romanya'nın da kendi iyi oynadığını düşünüyorum. Daha yüksek orandan isteyenler 4.5 altına bir yapabilir. Fakat ben Romanya'nın kazanmasını beklediğimden dolayı burada da maç sonu birini değerlendirdim. Böyle ideal bir orandan yani 100 liraya 200 liraya gibi bir, gibi miktar veriyor işte. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum. Altı mücadelem benim bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.